Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylere başlayan ilk aşının çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki laboratuvarı Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Aşının faz 1 çalışmalarının yürütüldüğü üniversite bünyesindeki merkezin müdürü Doçent Doktor Zafer Sezer, gönüllülere ikinci doz uygulamanın yapıldığını hatırlatarak "Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık, güvenli bir şekilde ilerliyoruz." dedi. Doçent Doktor Zafer Sezer, İl Klinik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürüyüm. Aşı çalışmalarını beraber yürütüyoruz ekibimizle. Evet hocam, aşı çalışmaları nasıl gidiyor? Şu ana kadar ne gibi çalışmalar yürüttünüz? Bir anlatabilir misiniz? Evet, klinimiz 99 yılında kuruldu. Yani 21 yıllık bir klinik. Aşağı yukarı 1300'e yakın klinik araştırmayı burada tamamladık. Tabii ki aşı gibi faz 1 çalışmaları, onların dışında bioeşdeğerlik, yani jenerik ürünlerin ruhsat alabilmesi için gereken klinik araştırmaları burada gerçekleştiriyoruz. Çoğunlukla sağlıklı gönüllüler üzerinde klinik araştırma yapıyoruz. Onun dışında bazen hasta gönüllülerle faz 1 çalışmaları da yürüttüğümüz oluyor. Peki şu ana kadar 44 gönüllü üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiş hocam. Bunlarla alakalı bilgi verir misiniz? Evet, aşımız tabii ki yerli aşı olarak ilk kez Türkiye'de COVID-19'a karşı geliştirilen bir proje. Şu an itibariyle 44 gönüllü üzerimizde ilk dozları tamamlandı. Oldukça güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Peki hocam, bu 44 gönüllüye bir aşı uygulaması gerçekleştirdiniz. Herhangi bir yan etki yaşandı mı? Ve bir de hocam, bu gönüllülerde herhangi bir yani ilginç olay, vaka yaşanan bir şeyler oldu mu yani? Yok, yani şimdi sağlıklı gönüllüyle çalışıyorsunuz. Sonuçta insanla bir araştırma bu, klinik araştırma. Şu an itibariyle yaşadığımız ciddi bir sıkıntı olmadı. Ciddi bir yan etkiye rastlamadık. Sadece diğer aşılarda da görülebilecek çok az sayıda aşı yerinde ağrı gibi şikayetlere rastladık. Onun dışında gayet güvenli. Zaten aşı yapılacak planlama aynı 44 kişiyi aynı anda yapmadık. Bunları belli gruplar halinde aşılamasını tamamladık. Yine bu şekilde faz 1'in tamamı gerçekleştirilecek. 44 gönüllümüzün ilk doz aşıları tamamlandıktan sonra 21 günü tamamlayan gönüllerimize ikinci doz aşılarına başladık. İlk gönüllümüzün de aşıları yapıldı. İkinci doz aşısından sonra da herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bu anlamda bu klinik araştırmanın ilk fazı tamamlandığı takdirde biz Aralık ayı içinde ikinci aşamasına başlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili gönüllerimiz de İKUM'a başvurmakta, yerli aşımıza destek olmak için gönüllü olmaktadırlar. Umarım bir an önce COVID-19'a karşı aşımızda insanlarımıza ve diğer ülkelerdeki insanlar için de kullanıma sunulacaktır diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocam, bu ikinci dozda da ilk doz uygulanan 44 kişi uygulanacak değil mi? Tabii ki yeni bir gönüllü almıyoruz o anlamda, ama faz 2 ve faz 3'te de yine gönüllülerin katılımına açık olacaktır. Devam edecek, ama şu an itibariyle 44 kişiyle devam edeceğiz. Zaten bu gönüllülerde herhangi bir problem yaşanmadığı için aşımız uygulanmaya devam ediyor. Bir de şunu da alabilir miyim? Yataklar. Ben okuyorum. Ben yeterli. Hep benim için. Falan tutmaktan.